Kahramanmaraş sporumuz nihayet yuvasına döndü. Biz de hemen hocamızdan canlı canlı bir kamp değerlendirmesi almak istiyoruz. Hocam öncelikle kampımız nasıl geçti? İyi bir kamp dönemi geçirdik. Antalya'da hava şartları gayet iyiydi. İki tane hazırlık maçı yaptık. Biri ilk oynadığımız maçı yarıda kaldı tabii ki. Ama antrenman olarak gayet verimli geçti. Futbolcularla kaynaşması, uyumu gayet iyiydi. Aramızda yeni katılan arkadaşlarımız var tabii ki. Onlarla uyum süreci var. Onlar da en kısa sürede inşallah o süreci atlatarak daha iyi bir hale geleceğiz. Artık hazırlık dönemini bitirdik. Bugünden itibaren maç haftasına girmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi hafta sonu işte iki günlük kamp sonrası izin vermiştik. İki gün. Bizden kaynaklanan bir olay, uçaklardan kaynaklı bir olaydan dolayı antrenmanlarımızda aksamalar meydana geldi. Futbolcu arkadaşlar iki antrenman kaybı oldu. Bunu da yarın çift antrenman yaparak telafi etmeye çalışacağız. Tabii ki hafta sonu oynayacağımız Selçuklu maçı bizim için önemli. Bildiğiniz gibi ilk yarı orada 4-0 kaybettiğimiz maçtı. İnşallah onu telafi edeceğiz. Taraftarımızın da bize olan desteğiyle. Şu anda bir Hakan sarı kart cezalısı. Onun dışında herhangi bir eksiğimiz yok. İşte bugünden itibaren artık maç hazırlıklarına başlamış bulunuyoruz. Tek düşüncemiz hafta sonu oynayacağımız Selçuklu maçını kazanmak olacak. O transferlerle ilgili de daha detaylı, daha ayrıntılı bilgileri Sayın Başkanımız onunla ilgili açıklamaları size yapacaktır hafta için. Dediğim gibi tek düşüncemiz hafta sonu oynayacağımız Selçuklu maçını kazanmak. Sadece ona odaklandık, o maçı düşünüyoruz. Hocam istediğiniz oyuncular alındı mı? İstediğiniz bölgeye daha doğrusu. Şunu söyleyeyim yani ben şimdi devre arası transferi her zaman risktir. Yani ben devre arası transferin de bu kadar sayısal yani çok olmasına da karşıyım. Ama biz almış olduğumuz oyuncular ileriye dönük alınan oyuncular var. Günü kurtarma düşüncesi alınan oyuncularımız var. Tecrübeli, deneyimli oyuncular var. Tabii bir karışım yaptık. Dediğim gibi istediğiniz nokta transferi yapma şansınız yok tabii. İstediğiniz oyuncuyu alamazsınız. Çünkü devre arası transferinde hiç kimse takımda oynayan oyuncuyu bırakmaz. Kulübüyle itilafı olan, problemi olan oyuncular. Bir de bunun işin ekonomik yönü var. Parasal yönü var. O da önemli. Biz bütçemize uygun, kulübümüzün bütçesine uygun oyuncuları tercih etmek zorunda kaldık tabii ki. Ama kesinlikle yani bunlar da iyi oyuncular. Kaliteli oyuncular. İnşallah bizle birlikte bir çıkış yakalayacaklar. Bize de katkı sağlayacaklar. Çünkü ilk yarı kadro derinliğimiz yoktu biliyorsunuz. O yönden bayağı sıkıntılar çektik. İkinci yarı inşallah bu sıkıntıları çekmeyeceğiz diye ümit ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Thank you.
Çekil.